Bu videoda Brønsted-Lowry ve Lewis asit-baz tanımları hakkında konuşacağız. İlk olarak Brønsted-Lowry tanımıyla başlayalım. Brønsted-Lowry asiti bir proton vericisiyken, Brønsted-Lowry bazı bir proton alıcısıdır. Şimdi, öncelikle bu tanımda proton derken neden bahsettiğimize bakalım. Burada gördüğünüz şemaya ilk çizeceğim şey hidrojen atomu. Yani hidrojenin en bilinen izotopu. Hidrojenin çekirdeğinde bir proton bulunuyor. Ayrıca çekirdeğin çevresinde dolanan bir de elektron var. Yani negatif bir yük var. Aynı burada gösterdiğimiz şekilde. Biz buna hidrojen diyoruz değil mi? O zaman buraya H yazalım. Şimdi de hidrojen atomunu ya da en bilinen izotopunu göstermek için bir tane de değerlik elektronu ekleyelim. Eğer herhangi bir nedenle bu elektronu buradan alacak olursak, elimize sadece tek bir proton kalacak. Bir başka deyişle, Sadece çekirdekteki protonla baş başa kalacağız. Demek ki protondan bahsettiğimiz zaman, hidrojen çekirdeğinden, yani haşartıdan bahsediyor olacağız. Artık elektrodan bahsetmiyoruz. Şimdi, bu tanımın asit-baz reaksiyonlarında nasıl kullanıldığına bir bakalım. İlk örneğimiz su. Hemen sağında da hidroklorik asit var. Hidrojen ve klor arasında gördüğünüz bu bağda iki elektron var. Biri hidrojenden, biri klordan geliyor. Sanırım bu anlattıklarımı çizerek gösterirsem daha anlaşılır olacak. Hidrojenden geleni maviyle çiziyorum. Bu mavi renkte elektron aslında bu şemadaki elektronun ta kendisi. Klordan gelen elektronuysa yeşille çiziyorum. Evet, aynen bu şekilde. Şimdi artık asit-baz reaksiyonuna dönelim. Oksijende bulunan ortaklanmamış bu elektron çifti Gördüğümüz bu protonu alacak. Yani sadece protonu alacak. Maviyle çizdiğimiz bu elektronu değil. Geride kalan bu mavi elektronsa klora eklenecek. O zaman sonuç olarak ne elde edeceğimize bir bakalım. Burada oksijenimiz olacak. Oksijen iki tane hidrojene bağlıydı. Ama şu anda yeni bir hidrojenle de bağ yapmış durumda. Dolayısıyla daha az kafa karıştırıcı olması için bu elektronları da başka bir renkte çizerim. Pembeyle çizdiğim elektronlar bu protonla yeni bir bağ oluşturmuşlar. İşte tam burada bağ yapmışlar. Aslında oksijenin üstünde kalan başka elektronlarımız da var. Onları da kırmızı ile çiziyorum. Kırmızı ile gösterdiğim bu elektronlar aslında hiçbir şey yapmadı. Masumlar. Yani hala aynı yerdeler. Tam burada. Bu nedenle de oksijenin artı bir formal ülke sahip olmasına neden oluyor. Demek ki elimize H3O artı ile yazılan iyonu var. Elimizdeki diğer ürünse klor. Klor zaten 3 tane ortaklamamış elektron çiftine sahipti. Ama sonra gidip buradaki elektronu da alıyor. Hatta bunu da çizerek gösteririm. Yeşil renkte olan başından beri kendisinde bulunan elektron, mavi renkte olansa hidrojenden aldığı elektron diyebiliriz. Sonuç olarak klor şu anda negatif yüklü. Aslında şu an elimizde olan şeye klorür anyonu deniyor. Bunu da Cl- olarak gösterebiliriz. Bence şimdi bu reaksiyondaki Bramsut-Lowry asidini ve Brønsted-Lowry bazını belirleyelim. O zaman en başa dönelim. Ve neler olduğuna bir kez daha göz atalım. H2O yani su bir proton alıcısı gibi davrandı. Çünkü hidroklorik asitten bir tane proton aldı. Demek ki H2O yani su bizim Brønsted-Lowry bazımız oldu. Aynı şekilde hidroklorik asit suya bir proton verdiği için bizim Brønsted-Lowry asidimiz oldu. Şimdi de konjüge asit-baz çiftlerini belirleyelim. Eğer hidroklorik asit bizim Bramsut Lowry asidimiz ise, konjüge bazı da bu tarafta bulunan klorür anyonu olacaktır. Yani klorür buradaki konjuge baz. H2O ise bizim Bramsut Lowry bazımızdı. Onun konjüge asidi ise buradaki hidronyum iyonu. Evet, bu da bizim konjuge asidimiz. Demek ki konjuge asit baz çiftlerini ararken bakmamız gereken asıl şey aralarındaki tek bir proton farkı h 2 ve h 3 artı bir konjuge asit baz çifti. Hidroklorik asitle Cl- de bir konjuge asit baz çifti. Diğer yandan sağ taraftaki moleküllere bakarsak h 3 artı asit, Cl- ise baz diyebiliriz. Üstünde düşünebileceğimiz bir başka noktada h 3 artının Cl-ye bir proton verebilecek olması. O zaman ters yöne doğru yani sola doğru incecik küçük bir ok çizelim. Bunun nedeni reaksiyon dengesinin daha çok sağa doğru olması. Yani sağ taraftaki ürünlerden daha fazla elde edeceğiz diyebiliriz. Ama şimdi sadece öğrendiğimiz tanımları düşünelim. h artı proton veriyor. Cl- ise bir proton alıyor. Yani klorür bir proton kabul etmiş oluyor. Ama biliyoruz ki hidroklorik asit kuvvetli bir asit. Yani denge sağa doğru kayıyor. Burada Ramsut-Lowry asit baz tanımlarının arkasında yatan fikri öğrendik. Şimdi bir başka tanıma, daha genel bir tanıma göz atalım. Lewis asidi ve Lewis bazını öğrenelim. Lewis asidi elektron çifti alan maddedir. Bunu kolayca hatırlamak isterseniz A asit ve de A alıcı diye düşünebilirsiniz. Lewis bazı elektron çifti vericisidir. Lewis bazının elektron vericisi ya da donör olduğunu hatırlayabilmek için baz için küçük b, verici için küçük v yazabilirim. b, tire v, yani baz bir vericidir. Şimdi buradaki reaksiyona bir bakalım. Elimize sol tarafta gösterdiğim siklik eter var. Hemen sağında gördüğünüzse BH3. Dikkat ederseniz borun elektron okteti tamamlanmamış. Sadece 6 elektronla çevrilmiş. Bu da onu oldukça reaktif hale getiriyor. Ayrıca Borun hibritleşmedeki tipi sp2. Bu da demek oluyor ki burada boş bir p orbitali var. Hatta boş olan p orbitalini bu şekilde gösterebilirim. Demek ki burası bir elektron çifti alabilir. Eterse bir elektron çifti verebilir. Sonuçta neler olacağına bir bakalım. Oksijen göstermiş olduğumuz boş orbitale bir elektron çifti verecek. Bu şekilde borla oksijen arasında bir bağ oluşacak. Eterin bir elektron çifti vereceğini söylemiştik değil mi? O zaman eter bizim Lewis bazımız oluyor. BH3 ise bir elektron çifti aldığımız için bizim Lewis asidimiz oluyor. O zaman artık bu Lewis asit baz reaksiyonun ürününü de çizebiliriz. Gördüğünüz gibi artık oksijenle bor arasında bir bağ var. Öte yandan bor hala 3 tane hidrojene bağlı. Bütün bu söylediklerimi bu şekilde gösterebiliriz. Bu arada... Bu örneği bitirmeden elektronların nasıl hareket ettiğine de bir göz atalım. Buradaki pembe renkli elektronlar oksijen ve bor arasındaki bağı oluşturdu. Ama bildiğiniz gibi oksijenin üzerinde başka elektronlar da var. Onları da göstermeyi unutmayalım. Kırmızı ile gösterdiğim elektronlar hala oksijenin üzerinde duruyor. Evet, oksijenin üzerinde tam buradalar. Sonuç olarak oksijen de artı bir formal yüke sahip. Buraya artı bir formal yükü yazalım. Bu da aynı şekilde eksi bir formal yüke sahip oluyor. Onu da buraya yazalım. Bu incelediğimiz reaksiyon, Lewis asit baz reaksiyonlarına sadece bir örnek. Sonuç olarak diyebiliriz ki, Lewis asit baz tanımları, bramsted lowry tanımlarına göre çok daha kapsayıcı. Ayrıca Lewis asit baz tanımlarını kullanarak ilk örnekteki reaksiyonu da açıklayabiliriz. Evet, geri dönüp burada neler olduğuna bir kez daha bakalım. Bu örnekte su bir elektron çifti veriyordu. Demek ki bir elektron çifti vericisi. Yani öğrendiğimiz yeni tanıma göre su bir Lewis bazı diyebiliriz. Hidroklorik asit ise bir elektron çifti alıcısı. Hatırlıyorsanız elektron çifti alıcıları da Lewis asidi olarak tanımlanıyordu. Demek ki hidroklorik asit bir Lewis asidiymiş. Aslında fark ettiyseniz hangi tanımı kullandığınızın bir önemi yok. Çünkü brønsted Lowry asidi tanımını kullanıyorsanız asidiniz bu. Ama Lewis asit tanımını kullanıyorsanız da asidiniz yine bu. Aynı şekilde Lewis baz tanımını kullanırken de bazınız buradaki baz. Gayet anlaşılır değil mi? Bitirmeden burada başka bir örneğe daha değinmek istiyorum. Lewis asit ve bazlarının organik kimyada bilmeniz gereken başka bir önemi daha var. Çünkü Lewis asidi için aynı zamanda elektrofil de diyebilirsiniz. Hatta Lewis bazı bir elektron vericisiyken aynı zamanda bir nükleofil olarak da adlandırılabilir. Nükleofiller ve elektrofiller Organik kimya çalışırken karşınıza çıkacak çok önemli kavramlar. Bu nedenle şimdiden dikkatinizi çekmek istedim.